Türk basın tarihinin önemli simalarından, köşe taşı isimlerinden biri olan Ali Naci Karacan, 1896 yılında İstanbul'da, Mercan'da ahşap bir evde doğdu. Babası tüccardan Hasan Bey'di. Anaokulundan sonra Kumkapı'daki Fererler Mektebi'ne devam etti. Çocuk yaşında Fransızca öğrendi, devamında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Galatasaray'da edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'ti. Onun tesiri altında kalarak şiir ve hikayeler yazdı ve bunlar Rübab dergisinde yayınlandı. Yunus Nadi'nin Tasviri Efkar gazetesinde stajyer gazeteci olarak çalışmaya başladı. Üçüncü yılda Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yükselmişti. Sonra Ahmet Cevdet'in çıkarttığı İKTAM'a geçti. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'taki Türk birliklerinin komutanı Bonder Golds Paşa'nın tercümanlığını yaptı. Savaş ertesinde mütareke döneminde milli mücadeleyi destekleyen Kazım Şinasi, Necmettin Sadak, Falih Rıfkı ile birlikte Akşam Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve milli mücadeleyi destekledi. 1922 yılına gelindiğinde milli mücadele zaferle sonuçlanmış, işgal kuvvetleri mağlup edilmiş, sıra barış anlaşmasına gelmişti. Lozan'da gerçekleştirilen barış görüşmelerine giden Türk heyetinde gazeteci olarak Ali Naci Karacan katılmıştı. İsmet Paşa, dostu Ali Naci Karacan'a konferans sonrasında Lozan Hatırası notuyla imzaladığı bu fotoğrafı vermişti. Ali Naci Karacan, tarih yazılırken şahitlik etmenin bilincindeydi ve bu kritik olayın her anını kaydediyordu. 1926 ve 1927 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Ali Naci Karacan, sırayla Politika, İnkılap, Tan ve Bugün gazetelerini yayınladı. 1936 yılında Anadolu Ajansı Bulgaristan temsilcisi oldu. 1943 yılında Lozan Konferansı'nı kitaba dönüştürdü. Kitap, konferansın tanıklığına dayanan bir katılımcının yazdığı tek kaynak eser olarak eşsizliğini sürdürüyor. 1950'de kurduğu Milliyet Gazetesi, oğlu Ercüment Karacan ve 1954'te yayın yönetmeni olan Abdi İpekçi'nin idaresi altında Karacan'ın düşlerini gerçekleştirerek Baba Ali'nin en uzun ömürlü ve kurumsal gazetelerinden biri oldu. Milliyet'in Anayasası adını verdiği yayın programını ve biçimini hazırladı. Ali Naci Karacan, 7 Temmuz 1955 tarihinde İstanbul'da 59 yaşında geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Yaşam öyküsü Dolu Dizgin adıyla 1986 yılında Sadun Tanju tarafından kaleme alındı. Gerçekten de Dolu Dizgin yaşadığı hayatıyla ardında saygın bir isim ve çok değerli eserler bıraktı.